Merhaba sevgili öğretmenler. Yeni bir metin, yeni bir uygulamayla karşınızdayım. Daha önceki uygulamalarda da söylediğim gibi yine modülden şimdiki okuyacağımız metnin çıktısını alabilir. Üzerine özellikle ve özellikle rica ediyorum notlar yazarak beni takip edebilirsiniz. Bu notlara yazın. Beni dinledikten sonra lütfen bu yanlışlarınız eğer varsa düzelterek metnin baştan sona kadar tam, doğru ve eksiksiz okunmasını sağlayın. Şimdi ben yine tek tek cümle cümle bu metni ele alacağım. Sizlerden yine söylediğim gibi notlarınızı almanızı bekleyeceğim. Sonra da hiç kesintisiz bir şekilde baştan sona kadar cümle vurgularını yerine getirerek okuyacağım. Hadi başlayalım. Metnimiz yıl 2011 Gümüşhane diye başlıyor. Siz de lütfen bu metni alın ve kaleminiz, kırmızı kalem özellikle böyle bir süre sonra kızamık geçirmiş gibi olacak kağıdın üzeri biliyorum. Notlarınızı alın, hangi sözcük nasıl söyleniyor, eğer henüz daha adapte olamadıysanız bunların notlarını alın ve o notları okuyarak metnin değerlendirmesini yapın. Sonra artık ona ihtiyaç hissetmeden zaten yeterince bir değerlendirme yapabilirsiniz. Yıl 2011, nokta konmuş, ben de sesimi sıfırladım. Gümüşhane. Birleşik bir isimdir değil mi? Birleşik yer ismidir. Size anlatmıştım. Vurgu nerede? İlk sözcüğün son hecesinde. Gümüşhane. Demek ki Gümüşhane. Gümüş de Gümüşhane'nin Toklu kasabası. Toklu'nun başka bir anlamı olabilir. Bilmiyorum. Açıkçası ama ilk hecede iki heceli yer ismi olduğu için Toklu kasabası diye. Ve yine Afyon'un Bayat ilçesini yazmışım alışın diye. Kasabasından Afyon'un Bayat ilçesine çıktı tayinim. Tayin kağıdı, yine kağıt sözcüğünü biliyorsunuz artık, yumuşak G yok, K-A-A-D'ye dönüşüyordu. Elime geçtiğindeki halimi hiç unutmam. Şok oldum yazmışım. Şok mu olunur, şoke mi olunur? Lütfen bunu bir araştırın. Her şeyi de ben söylemeyeyim. Burası memleketime yakındı. Bayburt'un Yılanlı köyü bizimki. Anlatırlardı hep, İç Anadolu'nun cehennem gibi geçen yaz aylarını. Devrik bir cümle ve cehennemde nem kapalı olarak telaffuz edilir. Değil yazılmış, tabii ki öyle okumuyoruz. Değil ayağını demiyoruz, değil ayağını güneşe uzatmak, virgül var, sesimizi yükseltiyoruz. Pencereye, E kapalı, E'den sonra bir Y ünsüzü koyun. Peyincereye diye okuyun, eğer pencere diyorsanız dahi yaklaşamazmışsın. Burada bir duralım. Yazılışı aynı, ama okunuşu farklı ve anlamı farklı sözcükler kategorisinde yer alan bir sözcük dahi. Dahi kısa okunur iki hece, nokta nokta diye gösterilir. Bir de dahi var. Dahi, alim, bilgin vesaire. Ama buradaki dahi bile anlamındadır. Dolayısıyla da kısa okunur. Yani pencereye dahi yaklaşamazmışsın değil. Ülkemizde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bu sözcüğü her yerde dahi diye okumak. Halbuki burada dahi diye telaffuz edilir. Neyse, gittik. Yine virgüller var. Yapabileceğim yazılmış. Nasıl okuruz bunu? Yapabileceğim diye okunur. Yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Memursan çekeceksin yazılmış. Çekeceksin diye telaffuz ederiz. Başka bir şeyi çekmek anlamında çekeceksin diyebilirsiniz. Ama burada memursan çekeceksindir tam telaffuzu. Bulduk bir ev, adam varismiş, umurunda değil. Şimdi ne dedik? Yine sözcüklerin içindeki hecelerden birinin uzun veya kısa okunuşu sözcüğün anlamını değiştiriyordu. Yine bunlardan bir tanesi varisli ve varistir ki derslerimizde bu sözcükten söz etmiştim. Hanımda varis var, yani hanımda hastalık var, o damar hastalığından var. Giriş katı diye tercih etti. Ev sahibi 3 ay kira bedeli peşinat lazım diye tutturdu. Laf dinlemiyor, dil damakta. Durumum uygun değil, değil diyorum. Dedim ya, umurunda dahi değil. Umurunda dahi değil. Yine buraya dahi yazmışım ki sizler kısa telaffuz edin diye. Daha tencere kaynamamış, eğer E'yi açık söylüyor ve tencere diyorsanız, E'den sonra bir G ünsüzü koyun ve teyincere diye okuyun, kaynamamış. Bizim hanım ağlar, yumuşak G'yi attık, A-A-L-A-R gibi oluyor, ağlar.
Mendil dayanmaz E kapalı. Baktım olacak iş değil, değil, değil. Peki önemli değil dedim. Belki insafa gelir diye. Belki, daha önce söylemiştim. Belki sözcüğündeki E kapalı olarak okunur. Belki değildir. Belki diyorsanız E'den sonra bir İ ünlüsü koyun ve bu şekilde telaffuz edin. Kendi kendimi kandırmışım diyorsanız onu kapatın. E'lerden sonra birer tane İ ünlüsü koyun. Kendi kendimi kandırmışım. Gitti tüm para. Neredeyse adam toprağa secde edecek. C'yi hatırlıyor musunuz? İki tane C'nin varlığından söz etmiştim. Bir tanesi normal C, diğeri akıcı, sızıcı C'ydi. Hatta şu örneği vermiştim. Eğer çok ısrar ediyorsanız tabii bildiğiniz gibi okuyabilirsiniz demiştim. Örneğin cümle içerisinde geçerken eczane diyebilirsiniz veya secide de diyebilirsiniz. Ama siz bu şekilde bir telaffuz yapıyorsanız veya konuşma yapıyorsanız konuşmanız abartılı olarak karşı tarafa gidecektir, kesintiye uğrayacaktır demiştim ve akıcı C ve sızıcı C'nin özelliğinin J'ye dönen bir ses olduğundan söz etmiştim. İşte secde de bunlardan bir tanesidir. Ben C olarak okumuyorum, J'ye dönen, hatta neredeyse J sesini çıkartarak telaffuz ediyorum. Secdeye diyorum, secde edecek sevinçten yine de aklınızda olsun. Daire bodrum katında, bodrum katında dediğinizde bir şehir akla gelir, o tatil beldesi. Halbuki burada ikinci heceye vurgu yapmak zorundasınız. Bir yerleşimin, bir evin en altında bulunan bölüm, oturulan işte veya işte işletilen, yaşanılan bölüm anlamındadır. Daire, daire, bodrum katında. Zararı bize çünkü, bunu söylemeyi unuttum. Biz çünkü demeyiz. Çünkü dediğinizde yine sondaki ü yuvarlak çizer ve böyle kalır. Ve bir sonraki sözcüğe geçerken zorlanırsınız. Dolayısıyla biz sondaki ü'yü iyi diye okur çünkü deriz. Daha yapayım arka arkaya. Bakın hangisi abartılı, hangisi değil. Çünkü. İkincisinde hiç abartı yok ve bir sonraki sözcüğe çok rahat geçip akıcılığı sağlayabilirim. Okuyorum. Çünkü rutubet her yer. Burada zararı, yararı ve kararını size cümle içerisinde geldiğinde uygulayın diye yazmışım. Hatırlayın ne demiştim? Alfabemizin, ABC'mizin son iki harfiyle başlayan yararı ve zararı kısa okunur, K ile başlayan kararı uzun okunur demiştim. Eğer hala bu konuda yanlışlarınız veya hala düzeltemediğiniz bir durum varsa burada bir kere daha dikkatle okuyun ve düzeltmeye çalışın. Yararı ev sahibi adama. Burada yapabilecek misin Necla? Soru, gerçek soru. Burada yapabilecek misin Necla? Eğer sözde soru olsaydı, laf olsa, burada yapabilecek misin Necla? Yani ne yapayım, başka çare yok. Çekmek zorundasın anlamında. Burada gerçek soru. Varissin, başımıza iş açmayalım. Hanım, belki 12-13 ay sonra durumumuz düzelir. Çıkarız başka bir yere, yoksa daha fazla kalınmaz burada. Katil oluruz, katil katil. O ayrımı burada görün diye yazdım. Deyince yazılmış, ona biz deyince, öyle mi diyorsun deriz. Öyle mi diyorsun veya öyle deyince öyle oldu mu, öyle deyince mi öyle oldu? Hangisini yaparsınız? Tabii ki deyince dersiniz, ben de tamam dedim. 12-13 ay sonra. Sayılarda vurguyu hatırlayın. Birden sonsuza kadar vurgu sondadır ama sadece onluk dizide, onluk bölümde başladır demiştim. 13, 15, 17, halbuki diğerinde 30, 46 şeklinde söylemiştim. Buna dikkat edin diye. Kaporayı verdim. Oğlum o sıralar çok küçük. Çırpa gibi bir çocuk. Çırpa biliyorsunuz ince, narin, zayıf anlamında. Adını da bizim köydeki çırpı deresinden dolayı çırpı koyduk. Burada bir dere adı olduğunda artık buna çırpı diyemezsiniz. Vurguyu yine bir yer adı oldu. Çünkü başa almak zorundasınız. Anlamı farklı olsa dahi buna çırpı deresi demek zorundasınız, çırpı deresi diyemezsiniz. Çünkü yer adı, vurgu başta, iki heceli hem de. Hanım Kastamonulu, Lalapaşa ilçesinden. Bu ilçenin adı enteresan. İki L'yi birden telaffuz edebilin diye yazdım. La ve La. Çünkü tam telaffuzu Lalapaşa'dır. Önceki L incedir, ikinci L kalındır. İlkinde damağa değdirirsiniz dilinizi, ikincisinde dişlere değdirirsiniz. Lalapaşa değildir. Lalapaşa da değildir. Lalapaşa'dır. Dil o kadar hızlı hareket etmeli ki
Onun için ne yaptım? Hangi ödevleri verdim? Hangi çalışmaları verdim? Dudak dil tembelliği, konuşma organlarının tembelliği için kalem ısırmaktan bahsetmiştim. Onunla okumalar yapmaktan bahsetmiştim. Eğer zaten bunu onları yaptıysanız bunu Lala Paşa diye rahatlıkla okuyabilirsiniz. Yoksa yeniden o çalışmaları yapmanız gerekiyor. Yakın sayılır bizim memleketler. Bir ara yanıma yaklaştı. Ter kokuyorsun. Losyonun nerede? Losyon. Dil yine damakta. Burnumun direği gitti deyince, deyince yazılıyor deyince çok utandım ve kararı verdim. Yanımdan ayırmayacaktım yazılmış. Ayırmayacaktım diye okunur. Ayırmayacaktım. Ayırmayacaktım. Baktım çırpı yorulmuş. Uyudu uyuyacak. Masal dinlemeden de dalamaz. O işi de atlamayayım dedim. Atlamayayım dedim. Atlamayayım yazılır, atlamayayım diye okunur. Tam telaffuzu budur. Başladım anlatmaya. Az gittik, uz gittik. Z kontrolü yapıyoruz burada. Deretepe düz gittik, geldik Tuzgölü'ne. Z kontrolü. Translar o gün tuz çekermiş Tuzla'dan. 8 kişi S ve Z kontrolüdür bu. Hepsinin ağzında sakız Z kontrolü. Siz olun dedim Z kontrolü. Sızı çekin ama sakız çiğnemeyin yazılır. Çiğnemeyin diye okunur. Çiğneme-i-i-ne diye okunur. Baktım mışıl mışıl uyuyor. Çocuklara kitap okumayı ihmal etmemek de lazım. İhmal etmemek de. Ulama var. L ile bitmiş, ünsüz de ünlüyle başlıyor. İhmal etmemek lazım. Oh, gerçekten ne kadar çok tuzak var değil mi? Tabii ki bu metinler anlamlı metinler değil. Sadece eğer bir hatanız varsa hatalarınızı düzeltmeye yönelik yazılmış metinler. Bunları arka arkaya okuduğunuzda ve bir süre sonra hatasız okuduğunuzda, cümle vurgularını da tam olarak yerine getirdiğinizde artık sizin için etkili ve güzel konuşma dönemi başlamıştır. Akıcı konuşma dönemi başlamıştır. Son kez metni baştan sona ara vermeden vurgularıyla okuyorum. Dinleyin diye, hatalarınızı giderdikten sonra cümle vurguları da kulağınızda yer etsin diye, sonrasında cümle vurgularına dikkat ederek baştan sona kadar siz de okumalar yapabilirsiniz. Yıl 2011. Gümüşhane'nin Toklu kasabasından Afyon'un Bayat ilçesine çıktı tayinim. Devrik bir cümle. Yine dayanamadım araya girdim. Çıktı tayinim. Devrik cümle. Bayat ilçesine çıktı tayinim. Bitirdim. Tekrar yükseldim. Tayin kağıdı elime geçtiğindeki halimi hiç unutmam. Şoke oldum. Burası memleketime yakındı. Bayburt'un Yılanlı Köyü bizimki. Anlatırlardı hep İç Anadolu'nun cehennem gibi geçen yaz aylarını. Değil ayağını güneşe uzatmak, pencereye dahi yaklaşamazmışsın. Neyse, gittik. Yapabileceğim bir şey yok. Memursan çekeceksin. Bulduk bir ev, adam varismiş, umurunda değil. Hanımda varis var, giriş katı diye tercih ettik. Ev sahibi 3 ay kira bedeli peşinat lazım diye tutturdu. Laf dinlemiyor. Durumum uygun değil diyorum dedim ya. Umurunda dahi değil. Daha tencere kaynamamış. Bizim hanım ağlar. Mendil dayanmaz. Baktım olacak iş değil. Peki. Önemli değil dedim. Belki insafa gelir diye. Kendi kendimi kandırmışım. Gitti tüm para. Neredeyse adam toprağa secde edecek sevinçten. Daire bodrum katında. Zararı bize. Çünkü rutubet her yer. Yararı ev sahibi adama. Burada yapabilecek misin Necla? Diye sordum. Barışsın. Başımıza iş açmayalım. Hanım, belki 12-13 ay sonra durumumuz düzelir. Çıkarız başka bir yere. Yoksa daha fazla kalınmaz burada. Katil oluruz. Deyince ben de tamam dedim. Kaporayı verdim. Oğlum o sıralar çok küçük, çırpı gibi bir çocuk. Adını da bizim köydeki Çırpı Deresi'nden dolayı Çırpı koyduk. Hanım Kastamonulu, Lala Paşa ilçesinde. Yakın sayılır bizim memleketler. Bir ara yanıma yaklaştı. Ter kokuyorsun, losyonun nerede, burnumun direği gitti deyince çok utandım ve kararı verdim. Yanımdan ayırmayacaktım. Baktım çırpı yorulmuş, uyudu uyuyacak. Masal dinlemeden de dalamaz. O işi de atlamayayım dedim. Başladım anlatmaya.
Az gittik, uz gittik, Deredepe düz gittik. Geldik Tuz Gölü'ne. Tınazlar o gün tuz çekermiş Tuzla'dan. 8 kişi, hepsinin ağzında sakız. Siz, siz olun dedim. Sızı çekin ama sakız çiğnemeyin. Baktım mışıl mışıl uyuyor. Çocuklara kitap okumayı ihmal etmemek lazım. Vurguyla da metnin değerlendirilmesi böyle. Lütfen hatalarınızı metnin üzerine işaretleyerek, onları düzelterek, birkaç tur metnin üzerinde okuyarak bu uygulamaları yapın. Sonra da vurguları gerçekleştirin. Görüşmek üzere.